Ali Karahasanoğlu, Türkçü İpe Yunan'a mı çalışıyor? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tabuları yıkıyor. 1974'te kurtardığımız ancak o yıldan bu yana kimsenin kullanamadığı Kıbrıs'taki Maraş. Yani Kıbrıs'taki Maraş diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu zorlanmasın, yazım okurken Maraş, VAT demesin, bölgesinin cüz'i bir kısmının, yani yüzde üç buçuğunun maliklerine teslim edilmesine karar verildi. 47 yıldır boş bir alan hayalet bir alan. Üstelik o bölgedeki bazı Rumlar maliki oldukları alana giremediklerini iddia ederek Türkiye aleyhine tazminat davası açmışlar. Maalesef ki maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tam bir Rumluk yaparak Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de kullanmadığı uluslararası müzakereler sonrasında varılacak karara göre işlem yapılmak üzere şu an boş tutulan Maraş bölgesindeki bazı Rumların tazminat taleplerini kabul etti. Düşünebiliyor musunuz? 47 yıldır kullanmadığımız bir alan sebebiyle milyonlarca liralık tazminat ödüyoruz. Gelin şu işi çözelim dediğimizde çözüm için adım atmıyorlar. Adeta çözümsüz kalsın ki biz tazminat almaya devam edelim. Size 5 kuruş faydası olmasa bile sizden Maraş için tazminat üstüne tazminat alalım diyorlar. Böyle bir hukuksuz dayatma karşısında Türkiye adımını atınca İngiltere hemen kafayı çıkarıp Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni karar almaya davet ediyor. İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde Gazzelilere karşı yaptığı katliamda seyirci kalanlar ortada bir katliam yok, bir cinayet yok. Boş duran bir bölgenin bir kısmının iskana açılması kararı var. Şu an orada mülkiyet iddiasında olanlar zaten 47 yıldır o alanı kullanamıyorlar. Bugünden sonra mülkiyetleri ispat edilecek olursa kullanma imkanına kavuşacaklar. Buna bile itiraz ediyorlar. Hayır, bu sorunu çözmeyin, öylece kalsın diyorlar. Diyebilirsiniz ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yeni tanımıyoruz. Onlar puşluklarını yapacaklar. İyi de Türkiye'deki cumhuriyete ne oluyor? Diğer sözde bağımsız Türkiye'den yana olduğunu iddia eden solcu medya organlarına ne oluyor? İnanmayacaksınız. İnanamayacaksınız. Bu kadar mı hain oldular? Bu kadar mı gözleri körleşti diyeceksiniz. Maalesef öyle. Dün öğleden sonra özellikle Yunan medyasının köpürtmesiyle Fransız haber ajansı AFP'nin iddia ediliyor, öne sürülüyor, soyut cümleler eşliğinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı Maraş açıklaması sebebiyle kınadığına ilişkin iddialar yayınladı. Belki akşam geç saatlerde gerçekten bunun resmi duyurusu da yapılabilir. Ama daha bu yönde bir karar resmi açıklamayla duyurulmadan Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde bakın haber adı altında Tam da yabancı ülkelerden para alarak haber yapılmasının tartışıldığı bugünlerde hangi başlık atıldı? Son dakika. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Erdoğan'ın Kıbrıs tutumuna kınama. Haberi okuyorsunuz. Tam bir hokkabazlık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs konusundaki tutumunu kınadı diye bir giriş. Sonrasında ise AFP servis ettiği habere göre diplomatlar kınama mesajında anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada Güvenlik Konseyi Türk liderlerin Kıbrıs'taki açıklamalarını kınıyor. Konsey, önceki kararlarına ve açıklamalarına aykırı olan bu tek taraflı eylemlerden derin endişe duyuyor ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin özel anlaşmalı ajansı olmasa gerek AFP, konsey bir açıklama yapacak ise kendisi yapar. Amaç ne? Önce embeddet gazeteciler vasıtasıyla dünya kamuoyunu bu açıklamaya hazırlamak. Türkiye'deki bazı medya organlarının bile Türk düşmanı bu açıklamayı eleştirmeksizin vermesini sağlayarak tepkileri önceden bastırmak. Nabız yoklandıktan sonra da başarılı olunma ihtimali varsa açıklamayı durdurmak. Yunan medyası bu durumda. AFP bu durumda. Solcu geçinen Cumhuriyet bu durumda. Peki bizden daha fazla Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini gözettikleri iddiasındaki iyi Partililer bu tartışma nerede? Cumhurbaşkanının Kıbrıs çıkarmasını itibarsızlaştırmak için tam da Yunanlıların yapmak isteyip de yapamadıkları, yapmaya cesaret bile edemedikleri türden bir provokasyona imza attılar. Oraya mı oturacağız, buraya mı oturacağız kavgası çıkarttılar. Tabuların 47 yıl sonra yıkıldığı bir günü tüm Türkiye'ye zehir etmeye kalkıştılar. Yetmedi. Şimdi sol medyanın, Yunan medyasının peşine takılarak yaptığı Türkiye aleyhtarı açıklamalara karşı ne patates fiyatlarında uzmanlık peşinde koşan genel başkanları Meral Çener'den ne HDP'liler devlete düşmanlık yapıyorlarsa suçu biraz da kendimizi arayalım türünden hakkaniyetli açıklamaları ile ünlenen Yavuz Ağaralioğlu'ndan ne ırkçılığa varan söylemleriyle tanıdığımız Müsavat Dervişoğlu'ndan pazar pazar dolaşıp bir ay önce kaça satın alıyorduk, şimdi kaça satın alıyoruz araştırmasını fiyatlar istediği gibi artmıyor olmalı ki iki aydır yapamayan Ümit Dikbayır'dan Genel başkanlık yarışı sırasında Meral Akşener'i FETÖ'cülükle suçlayıp sonrasında kulağını kim çektiyse genel başkanım deyip başka bir şey demeyen Koray Aydın'dan tek kelime açıklama duyamadık. Hey, milliyetçi geçinen İpeliler, Kıbrıs Türk'üne oyunlar oynanıyor. Görmüyor musunuz? Kıbrıs Türk'üne kefenler hazırlanıyor. Duymuyor musunuz? Kıbrıs Türk'ü üzerinden Türkiye boğulmak isteniyor. Tatilde misiniz? Edebiyat parçalamak kolay. Öğrenci Andı'nı okuyacağız. Biz iktidara gelirsek yeniden okutmaya başlayacağız demek kolay. Hadi bakalım. Öğrenci Andı şöyle bir kenarda dursun. Müslüman Türkiye kefen biçmeye kalkışanlara iki kelime edin de dilinizi yutmadığınızdan emin olalım. Yunan medyası gibi çalışanlara, onlara çanak tutan CHP'lilere edeceğiniz bir kelime yok mu? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na Netanyahu benzetmesi yapmaya kalkıştınız. O Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta tabuları yakıp, 47 yıldır yapılamayını yapıp adımını attı. Birleşmiş Milletler o Cumhurbaşkanı'nı boğmaya çalışıyor. Netanyahu'ya bir kelime etmeyen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Erdoğan'ı kıramaya kalkıyor. Neredesiniz? Neredesiniz milliyetçi geçinen sözde ülkücüler? Sessiz kalarak Yunan'a çalıştığınızın farkında mısınız?